Merhaba sevgili dostum ben klinik psikolog Beyhan Budak. Motivasyon defteri programımıza hoş geldin. Bugün konumuz empati. Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki hatta bu zaman dilimini tarif etmek için insanlar ben nesli dediğimiz bir zaman diliminde yaşadığımızı söylüyorlar. Ben nesli dediğimiz şey önce ben. Önce beni dinlemelisin. Önce benim ihtiyaçlarımı karşılamalısın. Evet bir yandan kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak çok çok önemli. Ama bir yandan bu ben dediğimiz nokta diğerini umursamamak noktasına geldiği zaman işte o zaman toplum daha bireyselleşiyor, daha yalnızlaşıyor ve biz diğerinin derdinden, diğerinin hikayesinden haberdar olamıyoruz, onun acısını paylaşamıyoruz. Peki bu yaşadığımız ben nesli olmanın dermanı, çözümü nedir dersek orada da empati becerisi dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Bugünkü programımızın konusu empati. Empati konusunda sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. İlk sorumuzla başlayalım. Hocam empati kurma konusunda zorlanıyorum. Daha empatik bir kişi olmak için ne gibi adımlar atabilirim? Empati dediğimiz şey temelde karşı tarafın ne hissettiğini anlama becerisi bu konudaki ortaya koyduğumuz emek. Peki ben empati noktasında kendimi geliştirmek istiyorsam ne yapmam lazım? Hatta öncesinde ne yapmamam lazım konusunu anlatayım. Mesela birisiyle sohbet ediyorum. Eğer hep kendimden bahsedersem, hiçbir şekilde karşı tarafa dair bir soru sormazsam, onun yaptığı şeylere, ortaya koyduğu davranışlara ya da zorlandığı konulara kendi kafamda göre otomatik yorumlar yaparsam empati yapmamış o insanı yargılamış oluyorum. Empatinin en temel adımı karşımdakini koşulsuz, şartsız bir şekilde dinlemem gerekiyor. Eğer durmadan onun lafını kesiyorsam, ona yorumlar yapıyorsam, öğütler veriyorsam bu aslında empati yapmadığımı gösteriyor. Peki karşı tarafı etkili bir şekilde dinlemek için ne yapmam gerekiyor? Vücudumu onun hizasında döndürmem. Yani böyle o konuşurken ben bu tarafa bakıyorsam ya da tavana bakıyorsam, fayans sayıyorsam bu onu dinlemediğim anlamına geliyor ve dinliyor olsam bile bu arada karşı taraf önemsenmediğini hissediyor. Birincisi bu. Göz teması kurmak, ortamdaki duyguya göre mimiklerimi ayarlamak, bazen başka bir şeyle oyalanmadan bütün dikkatimi ona vermek empatik dinlemenin en önemli koşuludur. Eğer bu becerini geliştirmek istiyorsan ilk olarak dinleme becerini geliştirmen gerekiyor. Empati becerisini geliştirme yolunda bütün iyi niyetimizle yaptığımız ama tam tersi etkiye sebep olan bir davranış var. O da birisi bize bir derdini, bir sorununu, bir problemini anlattığı zaman o konu hakkında yorum yapmak zorunda hissetmek. O anda içimizden böyle bir dürtü geliyor. Hemen bir yorum yapmalıyım, hemen bir öneri vermeliyim diye. Ama empati dediğimiz şey yorum yapmak demek değil. Empati dediğimiz şey dinlediğimiz her derde bir çözüm bulmak noktasında değil. Mesela düşünsene biz psikologlara birçok insan geliyor. Böyle bir durumda psikoloğun görevi o insanın hayatındaki problemleri çözmek midir? Böyle bir görevimiz yok. Yani o sorunu çözmek bizim görevimiz değil. Sadece psikoloğun görevi burada o insana o sorunu çözebilecek güce ulaşmasını sağlamak. Empatinin en temel mesajı sen bu problemlerle uğraşırken ben senin yanındayım, sana destek oluyorum, ihtiyaç halinde buradayım, yalnız değilsin mesajı verebilmek. Empatik iletişim içerisinde konuşurken mesela karşı taraf arada bizi anlatıyor ya o anda mesela yorumlar yapmak yerine e, seni anlıyorum bu konuda yanındayım ihtiyacım varsa her zaman desteğe hazırım gibi cümleler işe yarıyor. Bir de bizim psikolojide kullandığımız bir teknik vardır aynalama tekniği. Aynalama tekniği de şu aslında karşı taraf sana bir mesaj ortaya koyduğu zaman bir derdini anlattığı zaman yorum yapmak ya da yönlendirmede bulunmak yerine mesela diyor ki annem bana çok kız. Beni hiç anlamadıklarını düşünüyorum. Senin de orada şöyle bir cümle kurman bence işlevsel olabilir. Ya evet ailenle sorun yaşadığını hissediyorum. Sanırım buna üzülmüş gibisin biraz. Böyle olduğu zaman insanın en temel motivasyonu ne biliyor musun? Bir derdini anlatırken anlaşıldığını hissetmek. Empatik iletişim bize bunu sağlıyor. Anladığımız zaman karşı tarafı diyorum ki sana değer veriyorum. Senin anlattıkların benim için önemli ve bu problemi beraber çözeceğiz. Yani en önemli kısım problemi çözmek değil. Yanında olduğunu hissettirmek ve onu kendi bakış açımızla değerlendirmemek gerekiyor. Bir arkadaşın geldi başka bir arkadaşının kendisi hakkında söylediği şeyden şikayet ediyor. Bunu ben çok kafama taktım çok üzüldüm diye anlatıyor. Sen ona belki şöyle bir şey diyebilirsin. Kendi cephenden bakarken ya buna mı takıldın canım buna da üzülünür mü? Bu da önemli bir problem mi gibi bir cümle kurabilirsin. Bu aslında empati değil. Bu senin onun derdine kendi bakış açınla yaklaş oluyor. Birisi sana bir şey anlatırken o insan neden böyle hissediyor? Nasıl birisi onu dertlerini anlattıklarını kendi kişiliği, onun yapısı içinde değerlendirmen gerekiyor. Eğer empatik bir iletişim kurmak istiyorsan. Ve son olarak bu soruya vereceğim cevaplardan birisi başka birisiymiş gibi hayal etme tekniği. Şimdi hayatımızda özellikle empati becerimizi geliştirmek istiyorsak şöyle bir düşün bakalım. En çok kime ön yargı hissediyorsun? Sınıfındaki bir arkadaşın olabilir, bir öğretmenin olabilir, ailenden birisi, akraba birisi olabilir. Toplumsal anlamda dışarıda karşılaştığın birisi olabilir. En çok ön yargılı olduğun, en çok nefret ettiğin insanı şöyle bir hayalet ve onun yerine koy kendini. Onun gibi yaşamak zorunda olsaydın ne yapardın? Ne hissederdin? Hislerini deneyimlemeye çalış. Birlerini anladığımız zaman problemleri çözmek ve daha yakın ilişki kurmak daha mümkün oluyor. Gelelim bir diğer soruya. ...bir arkadaşımın duygusal olarak desteklenmeye ihtiyacı olduğunu fark ettim. Nasıl daha empatik bir şekilde yanında olabilirim? Biraz önce temel olarak bahsetmiştim aslında... ...empatik iletişimin en temelinde dinleme becerisi var. Karşı tarafı koşulsuz, şartsız bir şekilde... ...lafını bölmeden dikkatimizi ona vererek dinlemek gerekiyor. Bunun yanında gözlem de çok önemli. Üzgün mü? Duyguları nasıl? Şu anda nasıl hissediyor? Onunla konuşurken e, duygularını sormak, ne olduğunu sormak... ...çok da böyle didiklemeden ama... Onun yaşadığı şeyleri bize doğru aktarmasını sağlayabilir. Ne kadar çok bilgimiz olursa onun yaşadığı dünyadan, yaşadığı acıdan, yaşadığı zorluklardan haberdar olabiliriz. Bir diğer konu, diğer insanlar bir şey anlattığı zaman biraz önce de söyledim ya, yorum yapma arzumuz çok fazla oluyor. Bu aslında iyi niyetle çıkıyor ama bu gerçek hayatta şöyle bir noktaya geliyor. Birisine öğüt vermek çok kolay geliyor. Öğüt dediğimiz şey çok aslında temel bir sıkıntı diyebilirim empati için. Şimdi öğüt dediğimiz mevzu şu Doktor bana bir ilaç verdi. Ben bu ilacı kullandım ve çok memnun kaldım. Aynı ilacı sen de kullanırsan bundan çok memnun kalırsın ve iyileşirsin. Şimdi sence bu ne kadar geçerli bir durum olabilir? Burada bana verilen ilaç benim bünyeme göre, benim hastalığıma göre, benim yaşadığım sıkıntıya göre bana verildi. Bana iyi geldi diye sana iyi gelecek anlamına gelmez ve hatta bazen tam tersi yan etki yapabilir, ciddi zararlar ortaya çıkartabilir. Bundan dolayı birisi senden özellikle destek isteme özellikle öneri istemedikçe, fikrini sormadıkça ona dair çözüm önerileri vermemen lazım. Bir de şöyle bir durum var. Biz bazen dışarıdan baktığımız zaman her şey kolay çözülebilirmiş gibi gelse de insanların hayatındaki sorunu çözmesi için bir hazır bulunuşluk dediğimiz zamana ihtiyacı vardır. Harekete geçmek için biraz güçlenmem lazım. Herkesin iyileşme hızı, herkesin mücadele etme hızı, herkesin sorunları yorumlama biçimi çok farklıdır. Ben kendimden yola çıkarak ona iyi niyetle de öneri versem o insanda suçluluğa sebep olabilirim. Aa Beyhan bunu kolayca yapabileceğimi söyledi ama ben yapamıyorum. Demek ki ben yetersizim. Çok sevdiğim bir cümle var. Anlayan nefret edemez diye. Şimdi öyle bir toplumda yaşıyoruz ki herkes birbirini öfkeli, herkes birbirini yargılamaya çok meyilli. Ama birisini yargıladığımız zaman, birisine çok fazla öfke hissettiğimiz zaman ne oluyor biliyor musun sevgili dostum? Orada yaşadığın şey sana da zarar veriyor. Seni de üzmeye başlıyor. Öfke sadece hitap ettiği kişiye zarar vermez. Öfke, sağlıksız öfke bu arada. Ee, aynı zamanda çıktığı kaynağı, da zarar verir. Ben böyle bir durumda, önceden trafikte gidiyorum mesela, birisi aniden önüme kırdı. Çok öfkelenirdim. Nasıl bana bunu yapar? Neden böyle davranır? Sonra bir baktım ki bunu çok yoğun yaşadığım zaman şöyle bir noktaya geliyor işler. Akşam eve gittiğim zaman çocuklarımla güzel bir ilişki kuramıyorum. Gerginliğim kolayca geçmiyor. Belki de hiç tanımadığım bir insan hayatımı çok fazla etkilemiş oluyor. Ben artık şöyle bir noktadayım. Birisi önüme kırdığı zaman ya da böyle çok hızlı gidip beni sıkıntıya soktuğu zaman belki de diyorum hastası var. Belki de bir aciliyeti var. Bak bu doğru olmayabilir. Belki de sadece kurallara uymadığı için öyle davranıyor olabilir ama kendimi de korumak için empatik yaklaşım yaparsam yani onun bir sebebi olduğunu düşünürsem bu da bana iyi gelen şeylerden bir tanesi oluyor. Ben hepimizin çok erken yaşlarda empati becerisini geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada ama bir ayrıntı var. Onu da söylemem lazım. Aşırı empati dediğimizde bir durum var. Eğer diğer insanların duygusunu bir midye gibi özümsüyorsan, biliyorsundur belki midye deniz suyunu bir filtreden geçirir. Sen de böyle diğer insanların duygusunu böyle süzüyorsan, içinden geçiriyorsan bu senin için çok duygusal anlamda yorucu olabilir. Böyle zamanlarda aşırı empati, aşırı diğer insanların adına düşün düşünmek, aşırı merhamet, merhamet yorgunluğu dediğimiz bir probleme sebep olabilir. Bir noktada arada geri çekilmek ve kendimizi duygusal açıdan tekrar şarj etmemiz gerekiyor. Şunu da bir parantez açalım. Biz diğer insanların, ben öyleyim ama sen öyle değilsin, psikoloğu değilsin. Herkesin derdini çözemezsin, herkese faydalı olamazsın ama empati yapmaya da devam edeceğiz. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere, hoşça kal.